On binlerce kardeşimiz hayata veda etti. Birçok şehirde şehir diye neredeyse bina ayakta kalmadı. Vefat eden bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Geride kalan kardeşlerimize de başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Allah vefat edenlere tekraren rahmet eylesin. Muhterem kardeşlerim, bugün burada bir araya gelmemizin sebebini hepiniz biliyorsunuz. Sizi daha fazla burada tutmak istemiyorum. Hava biraz soğuk. Aynı zamanda mübarek bir gecedeyiz. Ben bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı, önemli olan size, siz kardeşlerimize duyurmayı bir görev addediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak bu görevin hayırlı olmasını diliyor. İnşallah seçimlerin ardından da kendisine başarılar temennisinde bulunuyorum. Sözü şimdi kendisine bırakıyorum. Esselamu aleyküm muhterem kardeşlerim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Değerli kardeşlerim, sayın genel başkanlarıma hepinizin huzurunda teker teker yürekten teşekkür ediyorum. Sevgili halkım, değerli kardeşlerim, Yunus Emre, bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz der. Biz Yunus Emre'nin sözünden aldığımız ilhamla Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Halil İbrahim sofrası komşusu açken tok yatmamaktır. Halil İbrahim sofrası tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmemesidir. Halil İbrahim sofrası zulümden zulmün sona ermesi, hakkın, hukukun ve adaletin hakim kılınması demektir. Bizim soframız barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. En büyük gayemiz Türkiye'yi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız. Biz Millet İttifakı olarak Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası üzerinde de utapık kalmış bulunuyoruz. 11 madde az önce içeride sonuçlandı ve onu biraz sonra basın mensuplarıyla paylaşacağız. Bu kapsamda parlamenter sisteme geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil diğer partilerimizin sayın genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Şunu da belirtmek isterim. Millet İttifakı'nın kapısı ortak Türkiye hayalimizi paylaşan herkese sonuna kadar açıktır. İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt etmeksizin 85 milyon insanımızı yürekten selamlıyoruz. Deprem felaketinin bugün birinci ayı. Kaybettiğimiz vatandaşlara bu mübarek Berat Kandili gecesinde Allah'tan rahmet diliyorum. Sevgili dostlarım, ey güzel halkım, hiç kimse merak etmesin. Ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız. Yolumuz açık olsun.
Evet, zannediyorum sesle ilgili bir sıkıntı oldu ama Kemal Kılıçdaroğlu resmen Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu kısa bir konuşma yaptı. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası üzerinde mutabık kalmış bulunuyoruz dedi. Şimdi CHP Genel Merkezi'ne döneceğiz. Serkan Alan orada. Serkan, orada nasıl karşılandı haber? Sana bırakalım sözü. Merhaba Didem, tekrardan. Biraz önceki aksaklıktan dolayı özür dileriz. Burasının yoğunluğundan dolayı internetin ve altyapısında sorun yaşandı ve internet bağlantısı kötü olduğunu belirtelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer Millet İttifakı üyesi liderlerle birlikte sahneye çıktığı anlarda adeta burada da nefesler tutuldu. Bunu da bir maç benzetmesiyle anlatıyoruz. Çünkü Millet İttifakı'ndan Temel Karamollaoğlu'nun CHP liderini anons ettiği anda burada büyük bir alkış tufanı yaşandı. Işıklarla birlikte sloganlar eşliğinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adayına sevinenler, gözyaşları dökenler söz konusuydu. Halkın gururu Kılıçdaroğlu, iktidara geliyoruz gibi söylemleri duyduk. Tabii yine CHP lideri sahneye çıktığında da bu coşku devam etti burada. Biraz sonra bu kalabalık her geçen bahisle artıyor ki muhtemelen Kılıçdaroğlu'nun adaylığının resmi olarak ilan edilmesinden sonra da CHP'ye gelenlerin sayısında artış olacak. Arkamızda gördüğünüz kalabalığın hemen arkasında bir asansör söz konusu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu buradan geçerek açıklama yapacak. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun da yine kendisine eşlik edeceğini ifade edelim. Çok sayıda CHP'li kurmay da yine burada